Karadere sularının kent merkezine içme suyu olarak kente kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede tünel çalışmaları yeniden başladı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun Bolu'ya kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında 3290 metrelik kısım tamamlandı. Karadere sularının Bolu'ya kazandırılması için son 384 metrelik bölümün kaldığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bazı sorunlardan dolayı işin uzadığını ifade etti. Projenin kendisi için en önemli projeler arasında olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnşallah yıl sonunda bu suları Bolu'ya kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz," dedi. Başkan olduğunda Bolu'nun su ihtiyacının büyük bir kısmını kuyu ile giderdiğini belirten Yılmaz, "Bunu ifade ettiğim mekanlarda çok ayıpça karşılandım. Tabii biz belediye başkanı olduktan sonra çözümü aradık ve ilk defa Gölke'ye gelen suyu arıtma tesisi kurup arıttıktan sonra Bolu'ya gelmesini sağladık. Bu tek başına uygun bir su değildi. İyi bir su arayışı içerisindeydik ve Çele Barajı projesini yaptık ve bunu devlet su işlerine kabul ettirdik. Daha sonra arka yüzdeki suların Bolu'ya tahsisi için uğraştık. Bu sular başka yerlere gidiyordu. Maalesef Bolu'nun kuzeyi ve batısı İstanbul'a ayrılmış, doğusu ise Ankara'ya. Geçmişte Bolu'ya içme suyu düşünülmemiş. Biz Karadere'deki kaynakların Bolu'ya aktarılması ile ilgili müthiş bir çaba verdik. Suların tahsisini yaptık. Şu an bu suların Bolu'ya alınması ile ilgili tünel çalışmalarını Bolu Belediyesi olarak biz başlattık. Ama ana isale hattını devlet su işleri yapacak," diye konuştu. Tünel çalışmasının 3624 metre olduğunu, ancak 100 metrede bir çökme meydana geldiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "100 metrelik bölüm çökünce biz bypass ettik. Şu an 50 metre daha uzadı. Tünel boyu 3624 metreden 3674 metreye çıktı. Şimdi 100 metreyi değiştiriyoruz ve bypass ederek eksik kalan kısmını tamamlıyoruz. Şu anda 384 metrelik bir mesafe kaldı. Bu mesafeyi aştıktan sonra inşallah Bolu çeşmelerinden kaynak suyu içecek. Yani şişe suyu gibi su içecek. Böyle bir suyu Bolu'ya getirmenin hazzını yaşayacağız. Gölköy Gölü ikinci plana itilecek ama Bolu büyüdükçe orası devreye girecek. Çele Barajı da devreye girdiğinde ise Bolu 1 milyon nüfusa yetecek kadar su ihtiyacını karşılamış olacak. Bolu'nun şu an nüfusu 168 bin, gelecek nüfus planlamasına göre de 350 bine geçmeyecek," şeklinde konuştu. Başkan Yılmaz, çalışmalar bittiğinde Bolu halkının en temiz suları içeceğini belirterek şunları kaydetti. "Gölköy'den büyük pompalarla bastığımız suyu verirken tünel yapıldıktan sonra cazibeyle gelecek. Yapım maliyetleri dışında hiçbir maliyet olmadan Bolu su kazanmış olacak. Aynı zamanda Çele Barajı da hemen onun yakınında yapılacak. Yapıldıktan sonra ise Çele Barajı da cazibeyle arıtma tesisine geleceği için ilk yapım maliyetlerinden sonra bir daha maliyet ödemeyeceğimiz için çok uygun ve en temiz suları Bolu halkı içecektir," diye düşünüyoruz.